döneminde Romenlerin Valahya diye andığı Eflak bölgesi savaşsız olarak Osmanlı'ya bağlandı. Eflak prensi sadakatinin teminatı olarak oğulları Radul ve Vlad'ı 2. Murat'a teslim etti. Sultan Murat, Vlad'ı Edirne Sarayı'na getirdi ve oğlu Şehzade Mehmet'le birlikte aynı tedrisattan geçmesini sağladı. Zamanla Cihan Fatihi unvanını alacak Şehzade Mehmet'le kazıklı boyvoda olarak nam salacak Vlad böylece tanış oldular. İyi ile kötünün asırlardır süregelen kavgasında tarihin kadim sayfalarına yeni bir yaprak daha ekleniyor. Bu savaş adaletle zulmün savaşıydı. Seni oturttuğumuz tahta kurulup zulmedermişsin. Küfrüne hiçbir zaman karışılmamıştır. Lakin zulmüne dur denilecektir. Bu vakitten sonra bir masumun canı yanar. Bir damla kanı akarsa bedeli senden... Osmanlıca. Özlemişim. Bedeli senden misli alınacaktır. Cezan... zulmün kadar şiddetli olacaktır. El aman dileyeceksen dile. Sultanımızın merhamet denizinden bir damla da sen faydalanırsın. Bak Elçi. O kafamdaki sarık var ya.
bana çok kötü şeyler hatırlatıyor. Osmanlı Sarayı'nda geçirdiğim kötü günleri anımsıyorum. O sarayın kötü bahçesi, pis kokusu, o sarıklı sarıklı garip adamlar, Mehmet'in o şımarık şımarık halleri. Ha? O sarımı gördüğüm zaman bütün çocukluğum boyunca sizin sarayda ağladığım karanlık geceleri anımsıyorum. Çıkar onu kafandan. O sarım bizim kefenimdir. Önce canım çıkar, sonra sarım. Peki. Sarından bir daha hiç ayrılmayacaksın. Hiç. Köpüoğlu kudurur da Osmanoğlu durur mu sanırsın? Sen de şer tükenmezse bizde de er tükenmez. Bu yılda kalmaz. Kalmaz. Kuş azat oldu. Siz de yüreğinizi taşıdığı yükten azat edin Hakan'ım. Baba Sultan. Bizim lütfumuzla voyvoda olan Vlad denen Deyus İnsanlara kan kusturmakta. Bu da yetmezmiş gibi kendisine son bir ikaz için yolladığımız elçiyi katletti. Bu küstahlığın cevabını vermek gerekir. Gönlünüzden geçen, aklınızdan geçen, ihtiyar tarihin kadim satırlarına da geçecektir Hakan'ım. Vlad'ın akıbeti 7 iklim 3 kıtada... İbretlik bir hikaye diye dilden dile aktarılacaktır. Vazife sendedir. Osmanoğlu mülkünün deli evlatlarına haber ilet. Devlet kuşu havalansın. Ferman Hakan'ımızındır. Gökkurt. Allahu Ekber. O
kömür, ölümü zırh diye üzerlerine giydiler. Onlar başkaları ölmesin diye öldüler. Döşek, göğün yorgan etti. Onlar yalnız yürüyüp karanlığı pusatlarıyla aydınlattılar. Onlar deliler. Yadına düştük. Yanına geldik Baba Sultan. Pusatımız pusatımdır. Ömer kimdir? Birimiz. Ali kimdir? Erimiz. Meydan nere? Yerimiz. Cenk nedir? Yarimiz. Can kime feda? Hakan'a. Yol nereyedir? Kızıl Elma'ya. Yarenimiz kim? Deliler! Size kim derler? Deliler! Zalim haddini aşmış, artık sabır taşmıştır. Bundan gayrı ne ola gerektir? Laf vakti de geçmiştir, af vakti de. Biz devlete neden ana deriz bilir misin Gökkurt? Analar evlatlarını asla yalnız koymaz çünkü. Sen hem evlatsın hem devlet. Bu yolda yalnız kaldım diye üzülme. Hiçbir evladımızın da kendini yalnız bilmesine asla müsaade etme. Ferman da sendedir, emir de. Pusatları tez kuşanın. Yola tez varın. Zulmün cezasını tez verin.
Neresi burası? Sakin ol. Sakin ol Niko. Seni tedavi ediyorum. Savaştığını anlattı bana. Deliler diye bir şey yok. Babam dedi ki onlar çocukları korkutmak için anlatılan masallarmış. Hayır. Deliler gerçek. Ben biliyorum. Askerler, askerler geliyor. Askerler. Neler geliyor koskun? Herkes toplansın. Beni dinleyin. Fare toplayıp getirene altın dağıtılacak. Altın ne kadar vereceksiniz? Yaklaşma sefil cüzdanlı. Bir kafes dolusu fare toplayana bir kese altın verilecek. Haydi sallanmayın. O silahın bir bitsin Elizabeth'ta. Mehmet de. O Mehmet'in peşinden giden keçi çobanı Türkler de o geldikleri Asya bozkırlarına dönecek mecali bulamayacaklar. Mehmet'i yok edeceğim Elizabeth'ta. Onu tarihe gömeceğim. Tarihte bir kişi bile Mehmet'i hatırlamayacak. Bir kişi bile. Yeter ki silahın bitsin. Halkı hastalıktan kırılacak, salgın, hastalık, açlık saraya saldıracaklar, göreceksin. O Fatih ünvanını aldığı şehre gömeceğim ben o Mehmet'i. Bu kutsal davanda yüce papa da senin arkanda. Biliyorsun,
Papa'nın gücüyle yapamayacağımız hiçbir şey yok. Papa'nın gücü falan yok Elizabeth'ta. O insanları kandırmaya devam etsin, beni değil. Salaklar o kutsal dedikleri suyla bebekleri yıkıyorlar. Salaklar sıraya giriyorlar ayinlerde, ağızlarına şarap, ekmek. Ben ne yapıyorum Elizabeth'ta? O ellerimle, ellerimle Türklere cehennem hazırlıyorum. Sen Eflan gördüğü en büyük komutansın. Ama unutma. Papa'nın gücüyle komutanlığın sınırları aşacak. Benim komutanlığımın sınırları haritası yok Elizabeth'ta. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum. Ben Tanrı'nın yeryüzündeki aşkısıyım Elizabeth'ta. Altınlarınızı ne zaman vereceksiniz? Başka altın isteyen var mı? Çıkınca övünme. Meydanda kalana dövünme diyor. Diyor da gönül bazen dinlemiyor. Targoviç'e giden en kısa yol bu yoldur. Lakin bu yol çok tehlikeli. Bulat'ın eşkıyaları buralarda kol gezdiğinden vuruşmak zorunda kalabiliriz. En güvenli olan yoldan, şimalden gitmemiz icap eder. Madem Bulat'ın eşkıyaları köylerde kol gezer, bizim yolumuz da onların tam üstünden geçmeli.
Gaziler! Hakanımızın fermanı tek bir Ademoğlunun kanı için değil, cümle mazlumların ağı içindir. Biz besmeleyi de, fıtratımızı da onlar için çekeriz. Bu yoldan gideceğiz. Anlat. Ne durumdayız Simyacı? Kısılıyorsun işe yaradı prensesim. Artık hazır sayılırız. Hazır sayılırız. Hazır mıyız değil miyiz? Hazırız prensesim. Bu silaha sahip olanın karşısında kimse duramaz. O zaman artık güzel haberi verebiliriz. Çıktı be evlat. Fareler. Fareler dedi. Şişt. Sakin ol. Sakin ol. Hele bir nefeslen. Ne gördün? Ne duydun? Evsizleri sokan askerler geldi. Bir sürü fare toplattılar evsizlere. Yaşlı bir adamı da altın istedi diye öldürdüler. Sonra fareleri kafeslere koyup götürdüler. Fareleri götürdükleri yerde böyle büyücü gibi bir adam vardı. Prensesle konuştu. Bana bak. Seni kimse görmedi değil mi? Yok dedi, kimse görmedi. Ne konuştuklarını duyabildin mi? Bir silahtan bahsettiler dedi. Bu silahın karşısında kimse duramazmış. Hava kadın, kardeşim misin? Çok şükür iyi. Şükür. Yapacağımız işten prensimiz Vlad memnun kalmazsa sizi öldürmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü çoktan sizi gebertmiş olurum. Altın, gümüş, değerli ne varsa toplayın. Kimseyi sağ bırakmayın. Baba. Hoş geldin kızım. İki lokma bir şey. Bu yoğurt da bu ne olur? Sana iyi gelecek bir şey. Önce ne olduğunu söyle. Tadı biraz kötü ama öksürüğüne iyi gelecek. Hadi inat etme hadi. Sen burada ne? Ne
Mazluma zarar gelmez. Bacım ağlama. Ölüp giden dünyanın şerrinden kurtulmuştur. Hem senin atan şehit oldu. Cennete gitti o.
Allah bize de nasip eder inşallah. Kafir Türkleri topraklarımızdan söküp atmanız saygıdeğer papamız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Sizi bütün Hristiyanlık aleminin bekçisi olarak kabul ettiklerini iletmemi emrettiler. Bu yüzden size çok özel bir taç gönderdiler. Bu taç papalık için sizin kardinallik kadar önemli bir mevkide olduğunuzun en büyük sembolüdür. Büyük bir onur. Artık İsa'ya inanan herkesin muhafızısın. O papana söyle. Ben hiç kimsenin kölesi, bekçisi değilim. O Mehmet'i tarihe gömdükten sonra eğer senin papan gelip tahtını kafasına geçirmemi istemiyorsa benim Tanrı'nın oğlu olduğumu kabul edecek. Ben Tanrı'nın oğluyum. Ay doğmadan gözlerini açmazsın. Lakin bilirim uyanıksın. Ademoğlu hep güneşi sever. Ben ayın gönlünü almak için gündüz yumarım gözlerimi. Benim güzelliğimi gören yok mudur deyip kederlenmesin diye. Sizin oraların güneşi de böyle yakar mı mübariz? Ha kardeş. Bizim oraların güneşi daha çok yakar da. Sen yanmaya kıyamazsın. Gönül koyup ışığını esirgemesin diye. Bizim oraların rüzgarı da, suyu da, toprağı da bir başkadır. Gökyüzüne baktığında sanki Hazar'ın mavisini görürsün. Bir adım atışır oralar. Bilirsen kardeş. Kavuşmak zor olunca özlemekten korkar insan.
Suskun. Can suskun. Aklın Sabide kaldı. Ayrılık zor. Bilirim. Lakin bu onun iyiliği için. Bizim yolumuz dikenlidir. Ölüm kokar. Biz eceli kendimize yar bellemişiz. Sen o günahsız için elinden geleni yaptın. Gerisi Allah'ın takdiri. Bu kadar düşünmenin ne sana ne de ona bir faydası var. Şişt, suskun. Yine bülbül gibi şakıyorsun. Sen ne olur olmaz yerlerde öyle keyiflenirsin Kongar. Er kişiye yakışır mı böyle soytarı gibi yaşamak? Kongar! Çok mu öfkelendin Hoşgör? Hey kardeş. Çek pusatını. Çal Kongar'ın başını. Lakin bilesin ki pusatı Kongar'a değil, kendine çalmış olacaksın. Neden mi kardeş? Sen nasıl onlarca yiğidin kanını bıraktıysan cenk meydanında, o da sayısını unuttu. Sırlayıp toprağa verdiği canları. Belli bir yerden sonra nasır tutar her kişinin yüreği. Böyle hançerle kanata kanata çizer gibi bir gülüş yerleşir yüzüne. Sonu ne mi olur? Ya suskun gibi lal olur susarsın. Ya da Kongar gibi yalan dünyaya gülersin. Gülersin kardeş. Gülersin. Nam-ı aşkar değil diye. Kongar'ı da kendinden ayrı belleme. Belleme kardeş. Bize kurt gelir. Ona haber gelir. Bize haber gelir. Çakal gelir. Sıvır gelir. Haber gelir bize. Geleli kurtlara hamdolsun ki yalnız değilsiniz.
Hak bizimledir. Davranın gaziler! Suskun! Kumal! Aşkar, gayrı, onun yolu ayrı, sizin yolunuz ayrı. Bırak onu. Olmaz. Dayanacak Kongar. İyileşecek. Yola devam edeceğiz. Vazife beklemez. Hadi gidin. Olmaz dedim. Belki ileride bir köy bulacağız. Bir şifacı bulacağız. Merhem karacak yarasına. Belki iyileşecek. Güçlüdür Kongar. Dayanır benim kardeşim. Aşkar. Kongar senin at yakmanı değil. Cenk meydanında destan yazmanı isterdi. Kendine yakışanı yap kardeş. Thank you.
çok biriktirik Thor. Bu sana son içki. Şarap da getirin. İstemez. Su. Yok mu başka? Koca meyhanede yok mu karşıma gelecek başka bir erkek? Vlad'ın kazığa oturttuğu Türkler gibi sustunuz. Aç kalmış öksüz piçler gibi ne tıkınıp duruyorsunuz? Come on!
Gaziler. Ara su bulmak gerek. Atsız. Anladım usta. Benim de yolum Targoviç'tedir. Söyleseydim yanımıza almazdınız. Ben de ardınıza düştüm. İyi hoş da. Boşuna düştüm peşimize. Bizimle gelemezsin. Gönlünü ferah tutasın, bulacağız. Söyledi. Prensimiz Vilat Türklere savaş açmış. Bizi en yakın köylere ateşe veriyormuş. Deliler diye bir şey olsaydı gelir köyleri kurtarırlardı. Yakında hepsi defolup gidecek dedi babam.
Hoş geldiniz. Vazife? Deylu Karalı. Hoşluğa gelmedik kardeş. Bilirim kardeş, bilirim. Hesap vaktidir. Yabancı değil. Balıkçının torunudur. Başka da kimi kimsesi yok zaten. Burada konuşmayalım Gökkurt. Kayıkhaneye gidin. Sizi bir kahramana emanet ediyorum. Kayıkhaneye sizi Eren götürecek. De haydi Deylular. Artık
lakabım var. Parmaksız. Vlad'ın şatosuna giden gizli bir yeraltı geçidi var. Vlad oraya da asker koymuştur ama sayılarının fazla olduğunu sanma. Lakin daha büyük bir derdimiz var. Ne derdimiz var Karalı? Vlad şatonun dışında bir mağarada gizli bir silah üzerine çalışıyor. Nasıl bir silahtır o Karalı? Fareleri kullanarak veba yayacaklar. Vebalı bir hastalığın aldıkları kanı ve eti fareleri delirten kızıl bir yosunla karıştırıp hayvanların çıldırmasını sağlıyorlar. Sonrasında fareleri insanların üzerine salacak. Yani bu cani bütün insanlığı vebadan kırıp geçirmeyi planlıyor. Biz sabiliğimizden beri Delular Ocağı'nda omuz omuza büyüdük. Nice cenk meydanında pusat savurduk. Can aldık. Can verdik. Lakin atız ellerinde. Bu sebepten tez vakitte o iblisin inine gireceğiz. Karalı, bu fareleri sen tek başına yok edebilir misin? Evelallah. O vakit vazife senindir. Biz gizli geçidi bulacağız. Allah yüreğine de bileğine de zeval vermesin. Hakkını helal et. Bir damla suyla geldik, bir avuç toprakla gideceğiz. Hakkım sana helaldir. Sen de bana hakkını helal et. Helal olsun. Öyleyse kazamız mübarek, Hızır yoldaşımız olsun. Bizi buralara bir yiğit getirdi. Aslan gibi yetiştirmişsin. Maşallah. Aslan gibidir ya. Güçlü kuvvetlisin. Pehlivan mı olacaksın? Hayır. Ben de sizin gibi Deliler Ocağı'na katılacağım. Adın neydi senin? Eren. Dilerim beni onun yaptığı gibi yalnız bırakmayacaksın.
Kendini benim babam zanneden o eflak köylüsü, o cahil, aşağılık, o beceriksiz gibi beni yalnız bırakmayacaksın baba. Küçücük bir çocuğu düşmanın sarayına, Osmanlı sarayına bırakan satılmış prens gibi beni yalnız bırakma baba. Ben senin oğlunum. İlk günden beri biliyorum. Herkesin tanrı dediği, herkesin korktuğu sen. Sen benim babamsın. Sen dünyayı benim ayaklarıma sereceksin. Ben de insanları ateş ve ölümle vaftiz edeceğim. Ama beni terk edeceksen, emin ol ben yenilgiyi o Nasıralı marangoz İsa gibi kolay kabullenmem baba. O Roma ordusuna boyun eğdi. Ama ben hiç kimseye boyun eğmedim, eğmeyeceğim. Eğer sen benim o kafir ve barbar Türklerin karşısında yenilmeme sebep olursan, eğer ben ölür ve karanlıkta kalırsam, senin adın da sonsuza dek karanlıkta kalır. Tercih senin, baba. Gaziler. Dem. Bu demdir. Vakit.
şehadet vaktidir. Meydanda devirdiklerimiz leş, zülfikar pusatlarımıza eş olsun. Huuu delular.
devlete neden ana deriz bilir misin Gökkurt? Analar evlatlarını asla yalnız koymaz çünkü. Seni bulamayacaktık.
Usta. Kuman ne diyor?
Meşri yalan! Meşri yalan! Dedilerin destanı da bitmeyecek.